Bu video eğitim programı, yer ve uçuş operasyon personelinin iletişim kurmada yeterli düzeye gelebilmeleri için gereken iletişim kurallarını ele alacaktır. Hava aracı göründüğünde yer personeli uçağı karşılamak için ayaklarını hafifçe birbirinden ayıracak ve başın üst kısmına doğru kollarını yukarı kaldırarak uçağı yönlendirmek için hazır olduğunu belirten hareketini yapacaktır. İletmek istediğiniz yönlendirmeyi sözel olarak karşı tarafa iletirken doğru kelimeleri kullanmazsanız yanlış yorumlanabilir. Bu nedenle işaretçi hat personeli tarafından iletişim amaçlı kullanılan doğru bedensel işaret teknikleri bu konuda bilgi sahibi olan pilot tarafından daha doğru yorumlanması anlamında önemlidir. Uçağa düz bir şekilde size gelmesi için her iki kolunuzu 90 derecelik bir açıyla iki yana doğru tutun ve her iki işaret fenerinin üst uçları birbirine yakın olacak şekilde yere paralel olarak vücudunuza doğru ileri geri çekme hareketi yapın. Uçağı sağa döndürme hareketinde ise sol kolunuzu yan ileri doğru uzatarak sabit tutarken sağ kolunuzu dirsek hizasından düz ve 90 derece olacak şekilde baş hizanıza ileri geri hareket ettirin. Uçağı sola doğru döndürme hareketinde ise sağ kolunuzu yan ileri doğru uzatarak sabit tutarken sol kolunuzun dirsek hizasından düz ve 90 derece olacak şekilde kafa hizanıza ileri geri hareket ettirin. Uçağı yavaşlatırken her iki kol ve ellerimiz vücudumuz ile 90 derecelik bir açı yapacak şekilde öne doğru hareket ettirilir. Sıkça kullanılan standart hareket ellerimizin avuç içleri yere bakacak şekilde hızlı bir şekilde yere doğru dirseklerden hareket ettirmektir. Doğrulama hareketi ise sağ ve sol elin yumruk pozisyonunda baş parmağın yukarı doğru kaldırma hareketidir. Bu hareket pek çok durumda yapılan işin doğruluğunun kabul edilmesinin göstergesidir. Eğer uçağın hareket edeceği sahada engel bir durum yok ise ve her şey yolunda ise bu hareket yapılır. Eğer yumruk sıkılı ve baş parmak aşağı doğru bakacak şekilde hareket yapılırsa bu işaret henüz uçuşa hazır olmayan bir durumu ve olumsuz bir durumu ifade eder. Uçak ile sabit bir nesne arasındaki boşluğu ve boşluktaki mesafeleri belirtmek için kullanılan bu hareket iki kolun baş üzerinde kaldırılması ile belirtilir. Uçağı durdurmak için işaretin başlaması, aşağı bakan açık durumdaki kolların yavaşça geniş bir alanda kafa üzerinde kaldırılması ve sonucunda işaret çubuklarının kafa üzerinde çapraz duruma gelmesiyle biter. Uçağı durdurmak için yapılan bu işaret, uçak park yerine gelmeden yaklaşık 10 feet kala yapılır. Yer personeli bu hareketi pilotun ani durma ikazına hemen tepki vereceğinden yavaş bir şekilde yapmalıdır. İşaretçi yer personeli bu hareket pozisyonunda takozlar uçak tekerlerine yerleştirilinceye kadar kalır. Uçağı acil bir şekilde durdurma işareti vermek için el bilekleri veya işaret çubukları kafa üzerinde çapraz bir duruma getirilir. Pilota uçağın teker takozlarının yerine yerleştirildiğini ifade etmek için işaret çubukları üst kısımları birbiriyle birleştirilir. Her iki elin baş üzerinde yumruk yapılarak yapılan işaret ve gece uçuşlarında işaret çubuklarının bel altında çapraz tutulması pilotun frenlere basmaya devam etmesini ifade eder. Frenleri serbest bırakma işareti baş üzerinde eller yumruk durumundayken elin parmaklarının açık duruma getirilmesiyle pilota frenleri serbest bırakması işareti yapılır. Uçağın motorlarının durdurulması için sağ eldeki işaret çubuğu boğaza yatay olacak şekilde bir yandan öbür yana çekilmesiyle işaret verilir. Standart yer işaret ve kuralları, kalkış işaretleri. Kalkışa hazır bir uçağın pilotu ile uygun şekilde iletişim kurmak için doğrudan görsel iletişim sağlamanız şarttır. Sol motor çalıştırma işareti için sol kol işaret parmağı hangi motorun çalıştırılacağı işaretini yaparken sağ kol ve işaret çubuğu gökyüzüne bakacak şekilde dairesel hareketiyle çevrilir. Motorda yangın işareti. Sağ kol belden aşağıya doğru uzatılır ve el sallama hareketi yapılırken sol kol ve işaret çubuğu yangın oluşan motor tarafına doğru tutulur. Kontrolü başka bir işaretçiye devretmek. İşaretçi personel yüzü uçağa dönük olarak kontrolü devretmek istediği personele doğru her iki kolunu ve işaret çubuklarını omuz hizasında tutar. Yer işaretçiliğinin sonu. İşaretçi personel bu son yönlendirme işaretinden sonra her şeyin yolunda olduğunu belirtmek için yüzü uçağa dönük olarak pilota sağ eliyle asker selamı verir. Bu işaret pilot tarafından alındıktan sonra işaretçi rahat bir duruşa geçer ve son görevi olarak uçağın ilerleyişini göz kontrolüyle olduğu yerden dikkatle izler. Haydi birden fazla motora sahip uçakların tipik kalkışlarına bir daha bakalım. Motor çalıştırma.
Teker takozlarının alınması. Uçağın pist üzerinde ilerlemeye başlaması. Sağa döndürme. Geçiş kontrolü. Yer rehberliğinin sonu.